Bugün tarihi ve ikonik bir mekandayız. Beyoğlu'nun ikonik mekanlarından biri ve hepimizin geçmişte güzel anıları olan Alcazar Sineması'ndayız. Alcazar Sineması tekrar açıldı. Hop Alcazar olarak yeni bir sahne olarak bizlerle birlikte ve çok önemli isimlerle birlikteyiz. Hepimizin yüreğinde taht kurmuş diyebiliriz onlar için. Evet, yanımızda aslında ayağının tozuyla gelen sevgili Ebrar Karakut, Refik Anadol ve Esra Gülmen bizimle birlikte sevgili sanatçımız. Evet, çok heyecanlı. Yani 100 hatta 101 yıllık bir tarihi mekanda tekrar renove edildikten sonra birlikte olmak ve yeni bir sahneye kavuşması bu şehrin hepimizi çok heyecanlandırıyor. Evet, siz de ayağınızın tozuyla İtalya'dan ve Amerika'dan buradan buraya geldiniz ve burada beraberiz de çok güzel işler olacak diye düşünüyorum. Kimden başlayacağımı da bir taraftan düşünüyorum ama Ebrar'dan başlayalım o sırayla. Ebrar, hoş geldin. İtalya'dan daha yeni uçaktan inip geldim ve şimdi Alcazar'dasın. Şehrin göbeğindesin, İstiklal Caddesi'ndesin ve bu projenin içerisindesin. Hop Alcazar'ın içerisinde. Burada neler olacak? Biz sizi burada nasıl göreceğiz? Hop Alcazar'da olmak öncelikle benim için çok büyük bir gurur. Burada ben birlikte iyi temsil ediyorum. Gençlerle birlikte çeşitli üretkenlik aktiviteleri yapacağız. Daha sonrasında hem fiziksel hem de görüntülü olarak buraya bağlanıp güzel çalışmalar yürüteceğiz. Evet, harika. Seni o zaman sık sık İstanbul'da göreceğiz üstelik fiziki olarak. Umarım. Bu güzel, sevindirici haber. Evet Refik, senin yine muhteşem bir işin içindeyiz. Alcazar Rüyası. Yine bir rüya görüyoruz ama sanırım o rüyaya biz de eşlik ediyoruz. Dolayısıyla eseri anlatmanı isteyeceğim çünkü yine çok özel bir eser. Çok teşekkürler. Özellikle ben de aynı şekilde çok kıymetli, çok değerli toplumsal hafızamızda ve mekansal hafızasına saygıyla yenilikçi kelimesi sanıyorum en çok özellikle gördüğümüz bir hayal kurmuştuk ve bu hayalin aslında içindeyiz. Dünyada ilk defa 150 sinema filmini yapay zeka algoritmalarıyla 20 kanal projeksiyon ve 28 kanal ses sistemiyle ve izleyici tanıyabilen yapay zeka görsel tanımlama sistemiyle bir enstalasyon hayata geçirdik. Burada niyetimiz hem restorasyonun belki de yapay zeka ile yeni bir hayalini kurabilmek, dünyada ilk defa eğitilen bir yapay zeka algoritmasını aynı zamanda akademiye de hediye edebilmek, sadece hani bizim için değil, yeni bir hareketin sahnesini tanımlamaya çalışmak aslında. Umut, pozitif, ilham veren ve gerçekten geleceğe dair hayal kurdurmasını hayal ettiğimiz bir mekan içindeyiz. Evet, harika. Zaten şu anda dönüyor etrafımızda. Yani biz içindeyiz şu anda, evet. Eserin. Tabii Esra, senin de üst katta başka sanatsal çalışmaların, eserlerin var. Sen Hop Alcazar'ın içerisinde nasıl var oluyorsun ve nelerle görüyoruz seni? Ya, Hop Alcazar şey diyor, işte zihni de kapıları da herkese açık. Çünkü ya, onların kurduğu bu platform aslında benim sanatımda da sıkça üzerine düşünüp iş yaptığım değer yargıları üzerine, işte eşitlik, özgürlük, çeşitlilik, empati, tolerans. Bu kavramlar zaten benim düşünmeyi çokça sevdiğim kavramlardı. O yüzden yani çok güzel bir yerde buluştuk. Onlar için ben 2-3 tane illüstrasyon işi yaptım. Hem işte mekanın yerinde ve aynalarında görebileceğiniz işler. Aynı zamanda küçük bir koleksiyon da yaptık benim yaptığım işlerden. Ve bu da çok güzel bir sonuca bağlandı. İşte Nike mağazasında satılacak o işler ve elde edilecek gelirler de Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak. Refik, işin bir bölümünde, evet şu anda içindeyiz ama burada sadece bizim edilgen olduğumuz bir eser değil bu. Sadece evet, izlediğimiz bir eser değil. Aslında katkıda bulunduğumuz, interaktif olarak iletişim hatta neredeyse kurabileceğimiz bir esere dönüşüyor ikinci bölümünde. Bu da sanırım dünyada ilk defa seviyede. Oluyor. Evet. Tabii ya, aslında Hop Alcazar'ın hem değerlerini oluştururken hem Nike Türkiye ekibi hem hep beraber hayal kuran kişiler olarak o kadar değerli yerleri vardı ki, yani ister istemez yenilikçilik ve aslında hayallerimizi zorlamak çok doğal bir hareket gibi aslında hissettiriyor. Ve bunun için dedik ki acaba gerçekten de izleyicinin sadece bir izleyici olarak kalması değil de katkıda bulunması ve mekanın belki de 100 yıl sonra bir hafızası, bir hatırası ve belleği olabilir mi sorusu vardı. Bunun için şu an tavanda, şu an göremediğimiz ama 20 projeksiyonun yanına yerleştirdiğimiz özel bir kamera sistemi ve onu izleyen bir yapay zeka sayesinde
milyonlarca molekül partikül bizlerin hareketini, hızını, yönünü ve bunu anlayarak bizlerle bir şekilde bir yeni bir sahne ortaya çıkarıyor. Geleceğin sahnesini aslında tasarlıyor. Burada da aslında hayalimiz herkesin bir pigment olabilme ihtimali. Herkesin beraber bir şey hayal kurabilme anı temsilen. Böyle bir hayaldi ve onun şu an içindeyiz. Ve onun için çok hakikaten heyecanlıyım. Evet. Pek çok ilki de barındırıyor dediğin gibi eser interaktif olması. Ve sinemadan yararlanan öyle bir özelliği evet, de var. Evet. Aslında ilk tabii hani bir mekanın belleğine baktığımız zaman ya da bir bina rüya görebilir mi, hayal kurabilir mi sorusunun aslında altında yatan o yapının hatıraları, belleği. Tabii ki bu yapının hatırası da Türk sinemasında çok kıymetli, önemli temsil etmiş birçok film ve onun arkasındaki emek. Ve onları temsil eden aslında biz bu 150 filmi seçebildiğimiz kadar yapay zeka ile buluşturduk. Evet. Los Angeles'ta yaşıyorsun. Dolayısıyla Los Angeles, Hollywood'un kalbi. Filmler orada üretiliyor, pek çok film. Seni kıskanacaklar diye düşünüyorum. Ama işte o da her zaman en iyi fikirleri İstanbul'a, Türkiye'ye getir paylaştırmanın geldiği enerjiyle. Evet, gerçekten de ilk defa dünyada böyle bir şeyin oluyor olması, İstanbul, Türkiye'de oluyor olması hakikaten çok heyecan veriyor. Gerçekten ilk defa galiba Hollywood'un önünde birkaç adım ilerideyiz galiba. Evet, neyse yani biraz olalım artık. Ama bu tip işlerin, yani bir şeylerin önünde olmanın, işte sporla önünde olmak, sanatla önünde olmak çok kıymetli. Dünyada zaten bunlarla konuşulalım en çok ihtiyacımız olan şey. Evet Esra, senin de eserlerinde bizim psikolojimizle yakından ilgileniyorsun. İşte toplumun sosyolojik yapılarıyla yakından ilgileniyorsun ve hep bir mesaj veriyorsun. Dolayısıyla bizi bir araya getirme ve bizi anlama, ki en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri de o, birbirimizi anlamak. Bu projede bunun da altı çiziliyor bir taraftan. Dolayısıyla hani sen bir sanatçı olarak tüm bunları okuyup algılamak, işte Türk sinemasından yararlanıp burası için böyle bir şey yapılması. Sen toplumun içerisinden farklı ihtiyaçları çıkarıp bize farklı eserlerle buluşturuyorsun. Sanatçı olarak da hani önemli bir göz diye düşünüyorum bize anlatma konusunda sanatçıları. Ne dersin bu konuda? Teşekkür ederim öncelikle. Yaptığım üç tane şey var. Bir tanesi HOP. Zaten mekanın da ismini olduğu HOP. Biliyorsunuz umut demek. Evet. Ben genelde tipografik işler yapıyorum ve tipografi illüstrasyon gibi kullanıyorum. Burada da öyle bir şey yaptım. İşte Hop'un söylediği, Hop Alcazar'ın söylediği beraberce hayal edebilme, beraberce hani bir şeyler yapabilme şeyini aslında ben tam olarak illüstrasyonda onu göstermek istedim. İşte hani geçmişin, ırkın, cinsiyetin, cinsiyet kimliği ne olursa olsun hani sen orada nedesin, hani buraya gelebilirsin mesajı var ya. O yüzden ben de yaptığım işte mesela o işte smiley yüzler, işte onlarla çeşitli renkler ve kullandım ve hepsini tek tek çizdim. Hepsi birbirinden farklı, hani ne kadar basit ve aynı gözükse de. Başka bir işte inhale exhale diye bir şey. Biliyorsunuz hani nefes al, nefes ver. Hı hı. Ben ilk bu brief'i aldığımda şeyi düşündüm. Sporla sanatı, yani benim yaptığım sanatla ve bu empati ve tolerans dediğimiz şey de sporun hani ortak kesişim şeyi nedir, yani en basitinde. Ve orada o zaman nefes al nefes ver buldum. Çünkü hani spor ve yogada hani bu çok önemli ama aslında tolerans ve empati dediğimizde de bunlar çok önemli. Hani bir nefes al nefes ver, bir hani birbirimize saygılı olalım, tolere edelim hani bir gibi böyle bir mesaj vermek istedim ve onu yine kendi tarzımla yaptım. Öyle. Evet. Aslında nefes al, nefes ver ve birbirimize saygı olalım, tolere edelim. Ne dersin Ebrar? Sporda da aslında çok geçerli şeyler değil mi bunlar? Yani empati kesinlikle kurmak ve birbirimizi dinlemek taraftan. Kesinlikle öyle. Bizim de kurduğumuz Ebrar Karakurt Voleybol Akademisi'nde biz de burada gelecek için, gençlerimiz için her zaman hayal kurmaya devam edeceğiz. Ve bu Hop Alcazar'ın içinde olmak gerçekten onlar için de büyük bir deneyim olacak. Geleceğe daha umut dolu bakan çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Ve Hop Alcazar bunun yapılabileceği en iyi yerlerden biri. Evet, ismi güzel değil mi? Bir kere kesinlikle. Hop.
Bir taraftan da aslında hem senin akademin çok önemli, karakter olarak, figür olarak sen çok önemlisin. Çünkü voleybolun, kadın voleybolunun son dönemde hatta erkeklerden de çok başarılı bir voleybol var. Bir kere kesinlikle ilginin kadın voleyboluna bu kadar kayması ve çocukların voleybolla bu kadar ilgilenmesi ve takım sporları zaten ülkede hem demokrasi kültürünün gelişmesi açısından hem birlikte yaşamak açısından, birbirimizi anlamamız açısından çok önemli. Dolayısıyla sen zaten kendi akademinde bunları çok söylüyorsundur ama gençlere, çocuklara bu birlikte yaşama ve spor kültürünü de geliştirme açısından neler söylemek istersin? Ki çok önemli bir figürsün son zamanlarda, özellikle şampiyonadan sonra. Öncelikle iyilikleriniz için çok teşekkür ederim. Biz ablalarımızı örnek alarak yola çıktık. Voleybol oynamaya onlar sayesinde başladık. Şu anda bizimle birlikte, bizimle aynı takıma gelmek isteyen, voleybol oynamak isteyen çocuklara bir nebze olsun katkımız oluyorsa gerçekten ne mutlu bize. Dediğiniz gibi Türk voleybolu son zamanlarda çok iyi yerlere geldi ve umarım böyle devam edecek. Benim gençlere yapacağım, edeceğim tavsiye ise kesinlikle vazgeçmemeleri. Çünkü gerçekten bu yol bir sürü zorlukla dolu ve bu zorlukları istikrarla aşabilirler. Sevdikleri işleri yapmalarını ve vazgeçmelerini tavsiye ediyorum. Evet, yılmamak çok önemli değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Sanatta da bu böyle, yılmamak çok önemli değil mi Refik, ne dersin? Kesinlikle. Çünkü senin başarılarını düşününce... Bazen kompleks bir teknolojiyle derdiniz olduğu zaman yapılamaz denen şeyler, yüklenemez denen veriler, bulunamaz denen veriler, değişemez denen mekanlar... Evet. Çok aslında benzer, bu arada çok keyifli bir hatıram da var. Annemler 6 kız kardeş ve 6'sı da voleybol oynamış. Ve hem ailemizde voleybol hakemliği hem de antrenörlüğü yapılıyor. O yüzden ayrıca çok kalbimden de hissediyorum söylediklerini. Ama hep beraber aslında ortak noktasının yeniliğin ve aslında kapının herkes açık olma hissi ve o kapıdan herkesin girebilme ihtimali önyargısız. Ha. Muazzam bir bence enerji ve sanatta da, sporda da, teknolojide de, felsefede, sinema ya da müzikte de bence pek bir farkı yok. Ortak kaygının herkese açık olabilme ihtimali muazzam bir his. Ebrar, seninle burada karşılaşmayı çok isteyecekler. O yüzden hani belirli tarihler var mı? Bu konuda biraz açmak ister misin? Burada olacağın ve onlarla birleşeceğin, yüz yüze geleceğin günler ve etkinliklerle ilgili. Aslında şu anda tam tarih vermemiz ne yazık ki mümkün olmuyor. Çünkü benim programım bir hayli yoğun. Ama kesinlikle onlara çok vakit geçirmek istiyorum. Hı hı. Çünkü ben örnek alarak gördüğüm bir sporcuyla tanışma fırsatını çocukluğumda çok yakalamış bir çocuk değildim. Hı hı. Onların bu fırsatları yakalayabildikleri kadar çok yakalamalarını istiyorum. Onların arkasında onları iten bir güç olmak istiyorum ve beraber olmak istiyorum. Bunu fiziksel anlamda yapamayacaksak bile diğer görüntülü konuşarak uygulamalar üzerinden bunu yapabileceğimize inanıyorum. Evet. Çok güzel buluşmalar olacağına eminim. Onların umutlarına umut olacağına da eminim. Hepiniz öyle zaten. Son olarak da Refik, Hop Alkazar'da bir Alkazar rüyası yarattın. Ama geçen günlerde paylaştığın bir posttan da biliyorum ki MoMA'da da bizi yine çok iyi temsil ediyorsun. Bir Türk sanatçının MoMA'da olması ve enteresan bir projeyle MoMA'da olması çok kıymetli. Kısacık bahseder misin? Çok teşekkürler. Çok ayrı bir anlamlı hatıra serisi. Orada MoMA'nın arşivlerine, evet. 200 binden fazla dünyada değerli kılınan sanat eserlerinden bir yapay zeka rüyası var. Ama ben de bir şey eklemek istiyorum aslında. Biz de buradaki yapay zeka algoritmalarına öğrenilen verileri ve çıktıları da aynı şekilde akademiyle ilgilenen insanlarla ücretsiz olarak paylaşmak istiyoruz. 4 adet farklı yapay zeka algoritmasını açık kaynaklı şekilde herkese paylaşmak istiyoruz. Ocaktan itibaren de mekanlar, sanat, mekan, karakter, ses ve senaryo üzerine 4 farklı yapay zeka atölyesi yapmak istiyoruz. Onlar da herkes ücretsiz, açık ve niyetimiz o. Ama MoMA projesi ise hakikaten son anda duyurabildiğimiz, sanırım yapay zekanın sanatla nadiren buluşabildiği bir noktada. O da ayrı bir heyecan veriyor. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Burada birlikte İstanbul'da, şehrin göbeğinde, Hop Alkazar'da sizinle birlikte olmak ve bu sohbeti etmek çok kıymetliydi, çok keyifliydi. Umarım
Yine burada daha çok buluşuruz. Çok teşekkürler. Teşekkür, teşekkür ederiz. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Hopal Kazar herkese açık ve pek çok etkinlik var. Takipte kalın. Evet, bugün vizyona giren ve pek çok da festival dolaşan, ödüllerle dönen Sen Ben Lenin filmini konuşacağız. Tabii ki yanımızda filmin yönetmeni Tufan Taş'tan sevgili Hasibe Eren ve Saygın Soysal bizimle birlikte filmin başrol oyuncularından. Öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çok daha yeni izledim filmi ve hala etkisinde olduğumu söyleyebilirim. Elinize sağlık. Çok hoş bir kara mizah filmi olmuş ve pek çok gerçekte de yüzleşiyoruz. Hem geçmişimizde hem de günümüzde olan gerçeklerle. Bence aslında biraz senaryodan mı başlasak? Çünkü senaryonun içerisinde de varsın. Barış Bıçakçı ile birlikte yazdığın senaryoyu ve filmi de yönetiyorsun. O 12 güne özellikle geleceğiz. Ama senaryonun içerisinde dediğim gibi hani geçmişe dair, günümüze dair ve aslında evrensel bir konuyu da işliyoruz. Evet, bir Lenin, kaybolan bir Lenin heykeli üzerinden ki gerçekliği de olan, gerçek bir olayın üzerine kurgu olan da bir senaryo var. Buradan başlayabiliriz. Yani aslında çok uzun bir hikaye bizim açımızdan. 2015 yılının Kasım ayında başladık yazmaya. Evet, Barış'la birlikte ilk zaten bu hikayeyi de böyle 2005-2006 yılında falan duymuştuk. Akçakoca'ya kısaca ondan da bahsetmiş olayım hatta. Evet, o Sovyetler hikaye önemli. Birliği 91 yılında yıkılıyor. İşte 93'te 2 yıl sonra Akçakoca'ya Lenin'in böyle 1-1,5 metre boylarında ağaçtan oyma bir büstü geliyor. Sonra o kaldırılıyor, işte birileri alıyor, buluyor, belediye el koyuyor falan derken 2005-2006 yılında aslında bizim de duymamıza sebep olan o zamanın belediye başkanı heykeli dikmek istiyor kasabanın meydanına ve bayağı uğraşıyor bunun için ve muhafazakar bir parti bu arada. Bir şekilde meclis buna müdahale ediyor, olmaz diyor, nasıl dikeceksiniz adam Lenin derken heykel dikilmiyor ama haberiyle bile Akçakoca böyle Antalya'nın önüne geçiyor, millet evini pansiyon yapıyor işte, herkes böyle heykel dikilecekmiş, Lenin'in büstünü göreceğiz diye millet Akçakoca'ya akın etmeye başlıyor falan, bayağı bir yankı uyandırıyor aslında. Velhasıl bu o zaman da bizim gündemimize girmişti. Yani o dönemin manşetlerini hatırlıyorum, yani işte Radikal'in Akçakoca çıkışı Leninizm de arıyor falan diye böyle bir manşet hala gözümün önüne geliyor. Güzel manşet. Ondan sonra bu heykel dikilmiyor tabii ki falan. Diyorlar olmaz öyle, bir müze yapın hani sergileyin falan. O da olmuyor, müze de kalıyor. Velhasıl aradan tabii uzun yıllar sonra, yani belki 10 yıl sonra 2015'te biz Barış'la bir yine muhabbet ederken bu olayı anımsıyoruz falan. Ya böyle böyle bir olay vardı, hatırlıyor musun, Lenin gelmişti falan. Ve üzerine ben şey demiştim Barış'a, hiç unutmuyorum o gün. Ya dedim gerçekten dikilseydi ne olurdu acaba? Yani bu heykel böyle Karadeniz'de bir sahil kasabasında meydana dikselerdi nasıl bir şey olurdu falan dedim. Barış da bayağı böyle kara mizah bir film olurdu dedi. Ertesi gün oturup yazmaya başladık aslında. O yüzden uzun ve eğlenceli bir süreçti bizim açımızdan. Bir de dediğiniz gibi hani gerçeğin çok çok üstünde bir kurmaca yaratmaya çalıştık aslında. Hasibe'ye gelmek istiyorum. Aslında hikaye senin anlattıklarınla, yani canlandırdığın karakterin anlattıklarıyla başlıyor ve onun üzerine kurgulanıyor diyebiliriz değil mi? Tabii, yanlış tabii, değil kesinlikle. Başta öyle değil. Gerçek. Sonra bir de baktım ben var filmin başında. Hepimiz çok küçücük roller oynuyoruz. Kasabalıları oynuyoruz. İki polis ekseninde dönüyor hikaye. Onların sorgulamaları, sıkışmaları, çaresiz kalışlarıyla Saygın ve Barış Falay oynuyorlar o iki polisi. Biz de böyle küçücük performanslarla bütün o hikaye ağ kurulurken küçük ilmekleriz gibi geliyor bana. Evet, heykelin kayboluşuyla başlıyor konu. Fakat bakınız ki benim karakterimin biraz kafası hafiften gitmiş. Biraz öteki dünyalardan, biraz sanrılı bir yerden bildiriyor hislerini. Evet, o anlattığı efsane üzerinden de zaten evet, ilerliyor. Finale yürüyoruz. Finale doğru geliyoruz. Ve Saygın, nasıl bir takıntılı polistir o? Polis mi, gizli servis mi? Tam ne diyebiliriz onun için? Ankara'dan gelen polis. Evet, bir tık daha özel polisler özel aslında. Evet. Tufan az önce bahsetti, bir 5-6 yılı bulan bir çalışma süreci var filmin senaryosunun. Dolayısıyla onlar Barış Bıçakçı ile yazmaya devam ettikleri sürece film kendi biçimini bulmaya başlamış. Aslında ilk yazdıkları polisler bizim bugün izleyeceğimiz polisler değil.
daha dramatik bir hikayeydi. Daha birçok kanaldan Lenin heykelinin kayboluşunu, Lenin'in Akçakoca'ya gelişini anlatıyordu. Fakat onlar yazmaya başladıkça daha çekilebilir bir senaryo galiba. Hı hı. Yazmaya başladıkça bizim oynadığımız Barış Falay'la benim oynadığım polis rolleri de şekillenmeye başladı. Biraz daha o kara komedinin içindeki işte kasabanın meydanında bir heykel, Lenin heykeli ve o heykel çalınmış ve Ankara'dan oraya iki polis gönderen bir hükümet var. Evet, sürekli bu, başbakan arıyor. Nerede? Başbakan arıyor. Rusya ile ilişkilerde sorunlar çıkıyor falan. Böyle bir dünyanın içindeki polisler haline geldik onların senaryolarında. Dolayısıyla benim takıntılı polisi oynamam, Barış abinin daha işte kötü polise yakın çizgide bir polisi oynaması filmin biçimiyle ilgili. Evet. Yoksa çok dramatik karakterler değiller. Evet, ama o karakterler içerisinde çok şey barındırıyor. Mesela sevgili Barış Falay'ın oynadığı karakter daha tecrübeli, biraz daha rahat ama daha sinirli ve insanlara bakışı biraz daha tepeden ve yani devlet, hükümet temsil ediyor ama sen biraz daha onlara yakın birini canlandırıyorsun. İşte anne diyorsun, işte arkadaş gibi davranırsın yerine geldiğinde daha genç bir karakter. Biraz daha yetişmiş bir polis bir şeyi veriyor. Okumuş tırnak içinde bence. Evet. Daha. Bir de filmdeki o kapı ve o kapıyla dış dünyayla kurduğumuz, bağlantıyı kurduğumuz o kapı işte çok fantastik öğelerin bulunduğu bir kapı. İzleyici filmi gördüğü zaman ne de demek istediğimi anlayacaktır. Orayla bağlantısı daha romantize etti tabii ufuğu. Onları Barış görmüyor, Barış'ın karakteri görmüyor, sen görüyorsun. Evet. Ankara Film Festivali'nde bir seyirci söyledi, bu bence ufuğun paranoyası mı, ne diyorsunuz dedi. Birbirimize baktık, yani belki de öyle de okunabilir. Aslında onu sormak istiyorum ama sormak da istemiyorum bir taraftan, çünkü bir spoiler olabilirdi. Evet, çok vermedik. Çünkü evet, yani ufuğun o kapıdan ya da camdan dışarıya baktığında gördükleri neyle, şunu mu anlatmak istiyor ya da burada bir metafor var ama ben bunu doğru mu anlıyorum diye aslında seyircide bir sorgulamaya sebep oluyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Olsun da evet. Yani mesele aslında ufuğun böyle paranoyası olup olmamasından çok. Yani ufuk bunu görüyor muydu, görmüyor muydu? Hı hı. Hani gerçekten biz de çok düşünmedik bunu. Evet. Oradaki bizim için hikaye bir anıyla hani dışarıya çıktığımız tek pencere orası. Evet. Yani dışarıyı gördüğümüz, biraz nefes aldığımız, rahatladığımız. Hani hep söylüyorum bunu. Evet, tek mekanda bir iş yaptık biz. Belli koşullar sonucunda. Ama böyle klostrofobik bir şey yapmamaya hiç çalıştık. Değil. Yani insanı bir masal dinleyip çıkacak ve bitecek gibi. Hani bunun tepkilerini çok aldık aslında. Bir de 12 gün olayı var. Onu da hem senin için zaten 12 gün çok kısa bir süre, nasıl yaptınız bunu, hem de oyunculara sormak istiyorum tabii. Evet ya, aslında daha günde uzun sürecekti ama çok hızlı oynayınca böyle tek planda hemen 12 güne bir baktım. Film bitti abi dedim. Nasıl bitti dedim, 12 gün olmuş da. Şaka bir yana ilk hikayeden aslında ilk soruya verdiğim cevaptan toplamış olayım. Gerçekten yapılabilmesi için biz bunu yazdık. Hı hı. Ve gerçekten düşük bütçe demek bile garip geliyor ama bana bütçesiz çektik diyebilirim yani. Hı hı. Hani hep söylemeye gerek duymuyorum bazen ama bu kadar oyuncu var falan filan. Hani zaten bu kadar oyuncuyla bütçeli bir işin yapılması bence imkansız. Herkes gönülden destek oldu. Evet. Oynamanın dışında da. Yani işte provaları Hasibe'nin evinde yapıyorduk mesela bir ara. Ne güzel. Bir ara işte Saygın'la başka bir şey yapıyorduk. Yani evet, bütün hikayeye de gerçekten o taşı bizim birlikte kaldırmamız sağladı. Bu filmde yer alan bütün oyuncular için söylüyorum bunu. Çok kısa vakitte bu işi bitirmemiz gerekiyordu. O yüzden çok hızlı olduk. Hani çok zorlandık elbette. Hani bazen zorlandığımızı bile anlamadık. Yani hani oturduğumda kurguda gördüğüm şeyler oluyordu. Hani bir sürü oyuncu var. Fakat öyle bir çekim programı yapıldı ki biz oyuncularla birbirimizi görmedik. Gerçekten nasıl performanslar sergilediğini, hangi üslupta oynadığını, bin tane oyunculuk tekniği var. Ya da dil, üslup o kadar başarılı yönetmiş ki herkesi, bir dil bütünlüğü oluşturmuş. Kimse sırıtmıyor, kimse ayrı telden oynamıyor. Hani güçlü oyuncular var, kendi şeyiyle, inadıyla gelebilirdi oraya. Herkes yelkenleri suya indirmiş, herkes ne diyorsa tufan yapmış. O da muhteşem, başka bir başarı bence. Yine galiba uzun süre senaryoya çalışılmış olmasının verdiği avantaj bu anlamda var. Kasabadaki o yaratılan karakterlerden ne istediğini yazar da yönetmen de zaten bir 6-7 yıl kadar çalışmışlardı yani bize gelene kadar. Senin için nasıl bir deneyimdi diye sormadan geçemeyeceğim. Çünkü hem çok herkes azar azar görünüyor. Evet, Saygın film boyunca izliyoruz zaten onu. Ama senin karakterin ve diğer karakterler zaman zaman giriyor çıkıyor olay örgüsü içerisinde. Ama bir taraftan da sanki hepiniz her an karşımızdasınız gibi de izliyoruz filmi kopmadan. Öyle de bir hissi var değil mi? Ya film başta
Evet, böyle evimde provalar yaptık. Çekim mekanına çok yakın oturuyordum. Sonra iki günde toplam, biraz daha şanslıydım. Herkes bir gün oynadı, değil mi? Evet, Barış evet, ve genelde, şey, evet. Saygın Ağaç. İki gün sete gelme ama o heyecan başka türlü bir heyecan. Çünkü gönülden bir imeceye az katılıyorsunuz bu mesleği yaparken. Hı hı. Mecburiyetleriniz oluyor, severek çalıştığınız işler... Dur bakalım bu rolde çıkaracağız, halledeceğiz dediğiniz işler var ama burada çok müthiş bir dayanışma vardı. O daha büyülü yapıyor her şeyi ve o iki gün aslında o büyülü dayanışmanın çok küçük bir kısmıymış. Çünkü festival gezdik, bakın bugün gala için buradayız. Şey, çok güçlü bir film beni sardığını hissediyorum. Herkes de dalga geçiyor yani, baya başrol gibi takılıyorsun. Hayır, toplam 1,5-2 dakikalık bir performansım var filmde. Fakat tam içindeyim, tam göbeğindeyim. Yönetmeni yürekten hissediyorum, senaristimizi. Yani Tufan'la birlikte Barış'ı öyle, yapımcımızı öyle. İyi olsun, halkla izlerken özellikle Adana'da seyircinin verdiği reaksiyonlar beni gönülden mutlu etti. Evet, çok güzel. Hem dijital platformlarda, hem sinemada, hem de televizyonda çok iyi işler çıkıyor. Buradan baktığınızda hani içinden sanatçılar olarak nasıl görüyorsunuz bu sektörün gidişini? Sadece sinema demek istemiyorum çünkü o dijital platformlarda ve televizyonlarda da gösterilen diziler sinema kalitesinde olabiliyor zaman zaman. Sanat açısından da bakarsak da hem de sektör açısından. Yorumunuzu merak ediyorum. Yani sanki sinema sektörüyle ilgili ya da ülkenin kültür sanat yapısıyla ilgili fikir yürütmek daha böyle global bir şeylerle ilgili fikir yürütmekle özdeş noktaya geldi. Yani bir ülkenin kültür sanat ortamıyla ilgili bir şeyler söylüyorsanız ister istemez sosyo-kültürel yapısıyla ilgili, idari şekliyle ilgili, insanların yaşayışıyla ilgili bir şeyler söylüyorsunuz anlamına geliyor. Bunlar çok birlikte gelişen ya da birlikte batan mecralar, kavramlar. O yüzden ben iyimserim. Ben iyimserim. Ha, iyi tarafından bakmak lazım. Aslında bir taraftan da doğru. Aslında sen merak ediyorsun. Sansürü biraz ensemizde hissediyoruz tabii. Daha biraz yolumuz var gibi hissediyorum. Ama diğer açıdan bakacak olursak da ulaşılabilirlik, iyi filme, iyi sanata, en azından artık insanlar ekranlarının başında da ulaşabiliyorlar. Daha ulaşılabilir oldu. Ama yine de perdede izlemenin, bak şu an seyirci evet. Görmüyor ama biz beyaz perdenin karşısında, beyaz perdesinin önündeyiz. Onun yani bir sinema filmi çekilirken yönetmenlerimiz bu kadar büyük bir perdeye aksinin olacağını düşünerek çekiyorlar. Bütün teknik yorumlamalar, her şey buna göre yapılıyor. Evet, daha ulaşılabilir evlerinden sıcacık, özellikle pandemi koşullarında birdenbire her şey servis edildi bize. Bir sürü platform var. Yine de lütfen sinemaya gidin ya. O insanlar o hayali kurarken, o filmi çekerken seyircilerin bu salonda izlemesini hayal ederek çekiyorlar. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Film için de elinize sağlık. Ve daha yeni böyle güzel yeni filmler bekliyoruz. Evet, umarım. İnşallah evet. 6 yılı bulmasın. Evet, 6 yıl beklemeyeceğiz hemen, değil mi? Hemen halledeceğiz, yaza çekeceğiz işte. Zaten 12 günde çekiyorsun. Evet evet. Öyle demeyin. Oyuncuları zor öyle oluyor çıkıyormuş. Da. 12 tufan. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Sen Benlen'in sinemalarda kaçırmayın.